Evet, Çukur teröründen en çok etkilenen yerlerden birisi de Şırnak'tı. Bölücü terör örgütünün o dönemde yaptıkları henüz daha hafızalarımızda taze. Çukur terörüyle buradaki Şırnak gibi illeri, Diyarbakır, Şırnak gibi, Hakkari gibi illeri yakıp yıkıp tahrip etmişti bölücü terör örgütü. Ancak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu bölgeler terörden temizlenmişti ve hemen ardından da belediyelere görevlendirmeler yapılarak buralar, bu şehirler, terör örgütünün yakıp yıktığı bu şehirler adeta yeniden inşa edilmişti. İşte o sürecin ardından, görevlendirme yapılan belediyelerin yaşadığı o sürecin ardından Şırnak'ta ilk kez yerel seçimlere gidildi ve yerel seçimlerde de AK Parti iş adamı Mehmet Yarkay ile girdi bu yarışa. Şırnak genelinde bugün güzel bir hava vardı. Sakin bir ortamda geçti seçim. Yaklaşık il genelinde 258 bin seçmen için 1001 sandık kuruldu ve seçimin huzur ve güven ortamında yapılması içinde yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi görev aldı seçim boyunca ve gün dediğimiz gibi sakin bir seçim ortamında geçti. Ancak sonuçlar açıklandıktan sonra Şırnak'ta AK Parti'nin bir önceki yerel seçimlere göre oyunu çok ciddi bir şekilde artırdığı göründü. Zira Şırnak merkezde oyların %60'ından fazlasını aldı AK Parti. İşte şimdi AK Parti adayı, değerli bir konuğumuz yanımızda, AK Parti adayı resmi olmayan sonuçlara göre Şırnak'ın yeni belediye başkanı Sayın Mehmet Yarka konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz öncelikle yanımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz ilimize. Tebrik ediyoruz öncelikle. Ciddi bir başarı kazandınız. Evet, çok teşekkür ederim. Çok ciddi bir çalışma yürüttünüz, bir seçim çalışması yürüttünüz bu dönemde. Şahitlik ettik biz de. Şırnaklılar AK Parti'yi sizi neden tercih ettiler? Evet, 130 gün oldu bugün. Seçim çalışmaların başlangıcından bitim noktası 130 gün. Bunun 95 günü hep Şırnak'ta geçti. Gece gündüz çalıştık, kapı kapı gittik. Milletimizin sıkıntılarını dinledik. Şunu şöyle söyleyeyim, ben zaten milletimin davetiyle ben aday oldum. Milletim beni çok sever, ben de onları çok severim. Yani 2016 Çukur siyasetinden sonra 24 Haziran seçimlerinde Şırnak'ta bir tane milletvekilimiz çıktı, Rizgin Birlik Beyefendi. Ondan sonra millet artık o seçimden sonra Şırnak'ta artık hizmet siyasetinin yapılabilmesi için, yerelde de bir belediye başkanına ihtiyaç duyulacağı için beni de çok severler, rica ettiler benden. Mehmet Bey, adayımız olur musun? Ben de memleketime baktım, milletime baktım, bir de kendime baktım. Buna yok diyemedim. Ve milletime hizmet etmek benim için bir gurur ve şereftir. Tekrardan tebrik ediyoruz. Akşam ciddi kutlamalar vardı, ciddi bir yoğunluk vardı burada. Şu an sakin bir ortam var. Bunun sebebi nedir Sayın Başkanım? Şimdi ben şöyle diyeyim, hakikaten çok yoğun bir teveccüh var bize. %62 gibi bir rakam, yüzdelik olarak bu büyük bir başarı. Ama biz bunu hep Şırnak'ın kazanan, bu şeyin, seçimin kaybedeni değil, Şırnak'ın kazananı mı olarak görüyoruz. Ben burada tüm milletimi kucaklamaya geldim. Herkesi de seviyorum. Yani beni oy veren, vermeyenleri seviyorum. Akşam bu izdihamdan dolayı dedik. Çünkü 130 gündür en ufak bir tartışma bile yaşatmadım. Benim kişiliğim buna müsaade etmiyor. Hatta bazı benden habersiz bazı havai fişekler atıldı. Belki silah sesleri duyuldu dediler ama ben bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve biz bu akşam kutlamalarımıza onun için ara verdik. Yarın Allah nasip ederse en büyük kutlamamızı saat 1'de adliye meydanında yapacağız. Tüm halkımız buradan da davetlidir, Şırnaklı hemşehrilerimiz. Yani hem halkımız yoruldu hem de dedik gece bir nahoş bir olaya sebebiyet vermemek için. Çünkü ben artık bu Şırnak şehri eminim. Yani vatandaşlarımın hepsini korumak benim görevimdir. Yani onların kılına en ufak bir şey olmasını istemem. Peki, tekrardan tebrik ediyoruz. Resmi olmayan sonuçlara göre Şırnak'ın yeni belediye başkanısınız. Evet. Tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz Şırnak halkı adına. Evet, Şırnak'ta sadece merkez değil, önemli bölgeler de yine AK Parti tarafından kazanıldı. Bunlar Şırnak'ın 6 ilinden 3'ünü AK Parti kazandı ki bu iller Uludere gibi, Beytüşşebap gibi, Güçlü Konak gibi ilçeler. Bu ilçelerde, 3 ilçede de AK Parti adayları resmi olmayan sonuçlara göre seçimi başarıyla sonuçlandırdılar.